Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. İsrail hükümetinin Ekim ayı başı itibariyle başlattığı soykırım Gazze'de toplumsal ve siyasal büyük bir çürümeye neden oldu bu ülkede. Özellikle son iki buçuk üç aydır Amerika Birleşik Devletleri başta güvendikleri hemen hemen tüm batılı devletlerle kelimenin tam anlamıyla kriz yaşayan bir İsrail ile karşılaştık. Bu stratejik bir çürümedir. Yani size kayıtsız şartsız destek olan, size her şart altında büyük destek veren güçleri sizin kendinize karşı gelişen bir tepkiye yol, açmasını yol açmanız ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunuz anlamına gelir. Bu çürüme aynı zamanda savaşı yürütmekte olan kadronun da içinde yavaş yavaş belirmeye başladı. Günlerdir sizlere bazı video analizlerimde faşist bakanlarla İsrail Genelkurmay Başkanı arasındaki çelişki ve kavgaları, yine savaş kabinesi bünyesinde Netanyahu ile diğer asker bürokrasi arasında ciddi gerginlikleri falan anlatıyorum. Özellikle İsrail'in tam refah operasyonu yapacağım derken yeniden alevlenen bir savaşla karşılaşmış olması, Kuzey Gazze'den ta güneye kadar bütün cephelerde yeniden savaşıyor olması ve bu arada da sürekli kayıplar vermesi personel olarak eee İsrail ordusunda alışık olunmadık bir gerginliğe de neden oldu. Bu nedenden dolayı bütün taraflar, ama bütün taraflar Netanyahu'dan, arkadaş sen siyasi çözüm için ne düşünüyorsun, şu düşündüklerini bir anlat, hep beraber üzerinde kullanalım, çalışalım ve ondan sonra da işimize bakalım demeye çalışıyorlar. Bu arada hatırlayacaksınız, Son video analizlerimden birinde Şinbet Başkanı ile Netanyahu arasında neden bir takım istihbaratları savunma bakanıyla paylaşıp bir alternatif program üretmeye çalışıyorsanız bu ülkenin başbakanı benim benimle çalışacaksınız yönünde kavga ettiğini de duyurmuştum. O işte çalışma ortaya çıktı yani Mossad, Şimbet gibi istihbarat unsurlarıyla e, İsrail ordusunun Savunma Bakanı Yoav Galant'ın koordinasyonunda bir plan hazırladıkları çok net anlaşıldı. Şimdi böyle kala kaldı herkes. Çünkü Yoav Galant çıktı bu planı açıkladı. Netanyahu'ya rağmen. Açıkladı. Ve şunu dedi, e, şu anda çok tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Gazze'nin İsrail tarafından yönetilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu Netanyahu ve adamları söylüyor bunu. Aynı kabinedeler. eder. Faşistler söylüyor. Bu İsrail'in çok tehlikeli diğer cephelerde, özellikle Hizbullah ve İran'la mücadelesinde zayıflamasına neden olacak çok riskli bir düşüncedir. Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler esastır. Güçlü olmalıdır. Amerika İsrail'i zorlu zorda kaldığında konuşmaz yapar. Aramızda tartışmalar olsa da bunu bilmek zorundayız. Yani Amerikan yönetimine de bir selam çakıyor Yoav Galant. Ben buradayım merak etmeyin diye. Hamas'ın geri dönmesini önlemek istiyorsak oradaki liderlerini öldürmek zorundayız. Başbakan bir Gazze planı açıklamak zorunda. Bu konudaki gecikmeler karar alma sürecinin uzunluğu iki kötü sonuç doğurur. Bunu söyleyen Savunma Bakanı. Hamas yönetimi ya da İsrail ordusunun Gazze'li sivil halk üzerindeki yönetimi. Yani diyor ki ey Netanyahu sen bu işleri uzattıkça bir takım riskler doğuyor. Bu risklerden ikisi esas bu risk. Ya Hamas burayı yeniden yönetmeye hazırlanıyor ve senin yüzünden olacak bu. Yahut da biz mecburen Hamas burayı yönetmesin diye orada askeri bir yönetim kurmak zorunda kalacağız ve bu bizim İsrail ordusu olarak milyonlarca Filistinli ile Adeta uzun belki de sonu bildi olmayan bir süreç için çatışmamız demek diyor. Ben bu ikisini de istemiyorum. İstemiyorum bunların ikisini de diyor ve sesleniyor. Buradan başbakan'a çağrı yapıyorum ve Gazze'de e, Gazze'de e, İsrail tarafından bir sivil yönetim kurulmayacağını ve Gazze şeridinde bir askeri yönetim olmayacağını duyurmasını istiyorum diyor. Yani bu ülkenin savunma bakanı Yoav Galant Amerikalılar gibi düşünüyor. Şimdi işin özetine geliyoruz. İşin özeti bu. Ben ne dedim 13-14 Nisan'dan sonra? Amerika İsrail'i çok iyi korudu ama İsrail egemenliğini kaybetti. Amerika bundan sonra İsrail'de istediğini yapar dedim. Dedim mi dedim. İşte buyurun. Başladık. Ve Yoav Galant resmen öne sürülüyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla kamuoyu yoklamalarında da Yoav Galant'ın e, halk arasında olağanüstü bir destek sahibi. Bu esasında Mart 2023'te belli olmuştu. Mart 2023'te ne oldu? Hatırlayın. O dönemde yargı reformu diye bir şey vardı ve yargı reformu ilerlerken Yoav Galan çıktı dedi ki ama o sırada öyle bir halde ki İsrail iç savaş çıkmak üzere İsrail'de. Yoav Galan çıktı dedi ki arkadaş biz niye halkla bu kadar becerleşiyoruz? Bu kanunu askıya almak lazım dedi. Netanyahu bu laf üzerine onu derhal kabineden attı. Fakat kabineden atınca Netanyahu'nun <laughs> evi yüz bin kişi tarafından kuşatıldı. Yoav Galant için İsrail halkı sokağa indi. Atamazsın adam doğruyu söyledi diye. Böyle de bir durumu var Yoav Galant'ın. Arkasında böyle bir e, kitle var. O yüzden şimdi durum vahim. Netanyahu'dan da tepki geldi. Diyor ki Gazze'deki Hamasistan'ı bir fetihistan, el fetih yani. Yine değiştirme politikam yok. Hamas orada askeri olarak var olduğu sürece hiçbir siyasi yapı orayı yönetmek için devreye girmez. Özellikle Filistin yönetimi hiç girmez. Yeni bir yönetim için birinci görev Hamas'tan tamamen kurtulmaktır diyor, yok edilmesidir diyor. Bezalel Smotrich, Faşist Maliye Bakanı, İtam Bengi bir aynı biçimde konuştu. Bunlar iki faşist biliyorsunuz. Başbakan Filistin yönetiminin Gazze'de görev alamayacağına ilişkin bağlayıcı bir karar almalı ve bunu ilgili herkese iletmeli. Bu çerçevede savunma bakanına da ya hükümetin ilkelerine uy ya da istifa et demeli. Benim, için, benim içinde bulunduğum bir hükümet Filistin devleti oluşumuna yol açamaz dedi. Şimdi girdiler mi birbirlerine girdiler. Bu işin sonu ne olur mu? Yoav Galant Amerika'yı arkasını alırsa Netanyahu'yu yer. Netanyahu yenileceğini ve ortadan kalkacağını anlarsa kavgayı büyütür. Çok büyütür. Bu sefer Yoav Galant'ın başını yer. Bu arada Yoav Galant'ın başını yerse kabinedeki muhalif lider yani savaş kabinesindeki muhalif lider Benny da o kabineden kopmasına neden olur. Ne olur ne olmaz. Hiç bu umurumda değil. Sonuçta bu soykırımı, bu katliamları yapan bir ekip birbirine düşmüş vaziyette ona bakacağız. Hoşçakalın.